Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Sizden gelen sorularla ilgili video çekimleri yapıyoruz. Bu video çekimlerini daha da sıklaştıracağız inşallah. Şu anda 6.5 Creedmoor'la ilgili çok soru geldi. Bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Arkadaşlarıma çekeceğimi söylemiştim. Burada videoda söyleyeceğim şeyler tamamen başta söyleyeyim. Benim görüşlerimle ilgilidir. Kimseyi bağlamaz. İsteyen kabul eder, isteyen kabul etmez. Bunlar tamamen benim şahsi düşüncelerim, şahsi görüşlerimle ilgilidir arkadaşlar. 6.5 Creedmoor, yani 6.5 milim daha doğrusu 100 yıldır olan bir çap. Ama 6.5 Creedmoor baktığımız zaman 15-20 yılı geçmiyor dünya üzerinde kullanılmaya başlaması. Ve son yıllarda da çok popüler oldu. Özellikle ABD'de 308'leri kaldıran bir çap oldu. 300 bin maglumlarla yarışan, tahtını sallayan bir çap oldu. Özellikle de uzun mesafe, bakın burası çok önemli, uzun mesafe atıcıları, uzun mesafe atış tüfeklerinde, avda demiyorum, uzun mesafe atış tüfeklerinde çok sık kullanılan bir çap olmaya başladı. Bunu etkili kılansa çekirdeğin isabet oranının çok yüksek ve enerjisinin de gene 1.308'e nazaran neredeyse 3 kata yaklaşan, 3 kat daha fazla bir enerji potansiyeli görüyoruz. 6.5 Creedmoor'la basitçe söyleyeyim size, 1500 metreler çok rahat kullanıcı tarafından vurulabilir. Çok istikrarlı atışlar yapılabilir. Müsabakalarda kullanılmaya başladı 6.5 Creedmoor'lar. 308'in erişemediği mesafelerde magnum olmamasına rağmen, büyük bir çap olmamasına rağmen çok isabetli ve çok uzun mesafe atışlarının yapılabildiğini görebiliyoruz dünyada. Ülkemizde de şimdi yerli 6.5 Creedmoor MK'de satışa çıktığı için arkadaşlar, hocam almalı mıyız sence, almamalı mıyız, ne diyorsun diye bana sorular soruyor. Ben bunlara istinaden birkaç cevap vermek istiyorum. Şimdi 6.5'u önce ne amaçla kullanacağınız önemli. Eğer alıp domuz avında kullanacaksanız boşuna almayın. Bu boşuna alırsınız. Maliyet açısından çok saçma olur. Eğer alıp uzun mesafe atıcısı olarak bunu kullanacaksanız bu depa da yerli MK'deki 6.5'u ben uzun mesafe atış tüfeği olarak görmüyorum. Bir av tüfeği edasında yapılmış. Gene kendi görüşümdür. Mantıklı bulmuyorum alınmasını. Üçüncü konuysa 6.5'u şu anda mühimmatı en çok kullanıcının kafasına takılan şey bu. MK'de satılmıyor diye almıyorlar. Bir silah MK'de satılıyorsa o silahın mühimmatı mutlaka gelir. Fakat 6.5'un mühimmatının 308'in 4 katı olacağını, minimum 4 katı olacağını düşünüyorum. Bu uzun mesafe atış tüfeği dedik ya arkadaşlar, öyle alayım da ben hemen 1500 metreye vurayım olayı olmadığı gibi, MK'deki her mühimmatla da bunu yapma, gerçekleştirme olanağınız yok. İşte nedir? Benim daha önce geçen sene simülasyonda, dikkat edenler bilir, simülasyonda atış yaptığım tüfek zaten 6.5 Creedmoor'du. 147 grain Hornady match mühimmatla simülasyonda atışlar yapıyordu. Ve çok isabetli, çok da uzun mesafelere atışlarının olduğunu simülasyonda gördük. Simülasyonun ne olduğunu zaten geçmişte anlatmıştım. Almak istediğinizde ben MK'nin bir meç mühimmat getireceğini asla düşünmüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Çok uzak mesafelere MK'nin getirdiği soft point ya da PMJ mühimmatlarla da atış yapılamayacağı taraftarıyım. O yüzden 6.5'u alan arkadaşlar sadece uzun mesafe meraklı olanlar alsınlar. Ve düzgün bir atış tüfeği alsınlar arkadaşlar. Burada önemli olan uzun mesafe atış tüfeklerinde namlunun kalınlığıdır. Tutarlı bir namlu olması gerekiyor. Yani Ata firmasının yapmış olduğu tüfeğe ben baktım. Aynı kalıp, aynı kundak, aynı namlu, kalınlık. O zaten aşılmaz bir gezarpacık merakımız var. Nedendir bilmiyorum. Bunu herhalde kullanıcı çok istiyor diye yapıyorlar. Uzun mesafe bir atış tüfeğinde gezarpacığı ne yapacaksın Müslüman? Gezarpacıkla 500 metreye vuran bir cengaver yok diye zannediyorum. Bu tüfek zaten
Diyorum ya, kullanım amacınız 1000 ve üstüne atış yapmaksa, 1000'den sonrasına atış yapmaksa bunu alın. Yoksa zaten onun altında av için şu anda ülkemizdeki yerli 308'ler fevkalade herkesin işini görebilir. Onları tercih edin. 6.5 alan arkadaşlar, 1000 ve üzerine atış yapmayı isteyen arkadaşlar olması gerekiyor. Benim şahsi görüşüm bu. Uzun mesafe atıcılığında da düzgün bir kundağa sahip olmanız gerekiyor. Düzgün bir tetik sistemine sahip olmanız gerekiyor. Kısacası tüfek, atış tüfeği olması gerekiyor. Yani avda 6.5 Creedmoor kullanmak çok mantıklı gelmiyor bana. Kullanılmaz demiyorum, bakın yanlış anlamayın. Çünkü neden? Fişek bir kere 308'in 4 katı fiyatında. En az öyle olacağını düşünüyorum. Ve Ağustos, Eylül gibi de tahmin ediyorum ki Mekke'ye bu mühimmat getirilecektir. Bir ihale aşaması olduğunu biliyorum. Fişek ihalesinden sonra bu 6.5 Creedmoor ülkemizde de getirilip Mekke'de satılacaktır. Ama hangi fişek getirilecek? Nasıl bir fişek getirilecek? Bu konuda bir bilgim yok. 338'ler bugün halen esrarengizliğini koruyor. Nedense fişek gelmiyor. Gelince hemen bitti diyorlar ve geldiği zaman da çok lüzumsuz bir fişek geliyor. Fişek derdini de Mekke kurumu olmadan Türkiye'de çözmeniz yasal yollarla imkansız. Yasa dışı yollara da kesinlikle düşmeyin derim. Yurt dışından permi ile getiren arkadaş üzerinden fişek getirebiliyorlar sadece. Başka türlü edinme şansınız yok. O yüzden av için düşünüyorsanız arkadaşlar, Türkiye'de yapmış olduğunuz avlar için 308'i tercih etmenizi tavsiye ederim. Ama çok uzak mesafelere atış yapmak istiyorum diye merakınız varsa şöyle bir açın. Yurt dışındaki 6.5 Creedmoor'lar nasıl, nedir, ne değildir diye bir araştırın. Bakın yani namlu kalınlıklarına bakın, tetik sistemlerine bakın. Bu önümde görmüş olduğunuz tüfek Saku TRG-22. Teknik incelemesini de yapacağım inşallah yakın bir zamanda. Güzel bir ortam olsun diye bekliyorum. Bu tüfeğin arasından, namluyla kundak arasından bozuk para geçiyor. Bu namlunun et kalınlığına baktığımız zaman yerli yerlileri bunun içine sokuyoruz. İşte bunların hepsinin bir önemi var. Ama 6.5'un ülkemizde yapılmış olması çok güzel bir şey. Bu yeni 243.000 de çıktı. Bu yeni çapların yeni kalibrelerin çıkacağı anlamına geliyor. Bu da ülkemiz için, yerli üretim için bence güzel bir şey. Sonuna kadar destekliyoruz. Burada ana konumuz 6.5 Creedmoor almalı mıyım, almamalıyım mıydı? Eğer av için kullanacaksanız 6.5 Creedmoor'a bence, bu benim şahsi görüşümdür, hiç bulaşmayın. Ama uzun mesafe atış merakı olanlar için 6.5 Creedmoor, 1000 metrenin üstünde atış merakı olanlar için, bakın atış merakı diyorum arkadaşlar, av demiyorum, bunu da çaktırmasınlar bazıları. 6.5 Creedmoor benim en sevdiğim silahlardan bir tanesi. Kendim de almayı şu anda bekliyorum, permiyle getireceğim inşallah. Ama düzgün bir 6.5 Creedmoor alacağım. Bu kadar da arkadaşlar söyleyeceklerim. Allah'a emanet olun.